Ahmet Selim, seni dinliyorum. 42 olmalı arkadaşlar. Selim, bize hemen orada nasıl bir Kadıköy'de ambiyans var? Taraftarlar bugün tam 48 bin taraftar tıklım tıklım doldurmuştu Kadıköy'ü. Bir tepki var mı? Nasıl bir reaksiyon var? Senden alalım. Evet Ender, bizim maçın bitmesinin ardına, daha doğrusu son düzeye yaklaşırken protestolar başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik istifa tezahüratları yapıldı. İstifa çağrıları yapıldı. Daha sonra da bazı tezahüratlarda bulundu Fenerbahçeliler yine protestoya yönelik. Şu anda da bu tepkiler devam ediyor. Tribünün, stadın çeşitli noktalarından yönetime yönelik tepkiler oluyor. Bu arada aşağıda da, yani ben şu anda orayı tam göremiyorum, protokol tribünün orada da bir hareketlilik söz konusu. Ama bizim tam alt tribünümüz olduğu için orada çok fazla yok. Bu arada okul açık tribününde, yani kale arkası okul açık tribünde de Fenerbahçelerin kendi arasında bir kavga ettiğini görüyoruz. Ama çok büyük bir olay da değil gibi. Doğal olarak maçın kazanamamasıyla birlikte buradaki atmosfer tepkiye döndü. Ve dediğim gibi ne oldu başkan, verdiği sözlerin Koskoca Fener'i ne hale getirdin şeklinde tepki verdi Fenerbahçe taraftarları. Başkan Ali Koç'u istifaya davet ettiler. Yönetimi istifaya davet ettiler. Şu anda da bu tepkiler devam ediyor ama hani öyle çok da kuvvetli bir tepki, yani cılız bir şekilde devam ettiğini de ifade edelim. Peki Selim'e teşekkür edelim. Sen Selim o bölgede sıcak röportajları da takip et lütfen, bakalım ne şekilde bilgiler gelecek. Şimdi yenilenmiş puan durumu geldi. Trabzonspor 42, Konyaspor 33 puanda, Başakşehir ve Hatay 29'ar puandalar. Fenerbahçe 28 oldu aldığı bir puanla 5. sırada ve liderle arasında 14 puan fark var. Beşiktaş'ın puanı 25, liderle arasında 17 puan fark var. Galatasaray diğer sayfada, gelelim hemen. Galatasaray'ın puanı 24, liderle arasında 18 puan fark var. 3 büyüklerin 3'ü de yoktur aslında birbirimizden farkımız diyor. Ligin son 4 sırasına bakalım. Rize 16, Göztepe ve Yeni Malatya 14, Kasımpaşa 11 puanda. Düşme hattı çıtası Altay 18 puan. Gökhan Hocam, bu skor yukarıdakilere yaradı tabii. 2-2 her iki takımı da mutlu etmeyecektir. Bir yandan da Kadıköy'de taraftarlar yavaş yavaş stadı terk ediyor. Bu arada hoca gelince yine konuşacağız da bu benim evet Gökhan Hocam, sandalyemi bir değiştirelim arkadaşlar. İki takımı da yaramayan bir skor oldu. Vallahi Ender'cim, iki maç önce Trabzonspor ilk mağlubiyetini aldığı zaman dedik ki bir kaybetme alışkanlığına girecek mi diye. Ama kaybederken bile kazandı, rakipleri kazanamadı maçlarını. Bu haftaya geldik, Trabzon gene kazandı. Ama rakipleri kazanamama alışkanlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu sonuçta haftanın kazanan ve kazananı Trabzon oluyor. İki maça, bugünkü maça gelirsek her iki takıma da yaramayan bir maç. Ama seyir zevki arasından fena değil bir maç. Temposu yüksekti bence. Ligimizin üstünde bir tempoydu. Maça gelecek olursak ilk yarı akılda kalan, benim aklımda kalan iki tane pozisyon var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu. Bence çok tartışılacak, Erman abiye bayağı bir konuşulacak bir pozisyon. İkincisi de Vida'nın yaptığı hataydı ki yani bu ara büyük takımlarımızda defans oyuncularının yaptığı bireysel hatalar hakikaten sonuçlara damga vuruyor, iz bırakıyor. İkinci yarının hatırlanan 70'ten sonra oyun anlamında bir şey yoktu. İkinci yarı başlarken ilk yarı sahada olmayan Önder Hoca bence çok iyi bir değişiklik yaptı. Sahada varlığıyla yokluğu belli olmayan cambazlığını çıkarıp Oğuzhan'ı oyuna alması Beşiktaş'ı biraz daha hareketlendirdi. 70'ten sonra da maalesef oyunumuz o kadar fazla durdu ki devamlı şekilde. Hoca da çok her şeye düdük çaldı ya. Her şeye düdük. Yani biz burada maçtan önce konuştuğumuz şey işte hocam. Evet. Yani Fırat Hoca ile 2-2'den sonra dıt. Dokundu dıt, dokundu evet. Dıt.
Keşke yani, hatta şöyle söyleyeyim, dakika 94 herhalde Fenerbahçe bir taş atışı kullanıyordu. Bir anda gene oyunu kesti. İlk defa haklı olarak kesti orada. Neden kesti? Fenerbahçe oyuncu değiştiriyordu bu sefer. İrfan bile isyan etti. Yani maç 5 dakika uzamış. 94. dakika oyuncu değiştiriyorsunuz. Çok enteresan. Peran da ne düşündüğünü anlamak mümkün 90 değil. 90 artı 2'de 2 oyuncu değiştiriyorsun. Yani oyunu kesiyorsun. Fenerbahçeliler de diyor ki Ersin işte yavaşlatıyor oyunu, durdurmaya çalışıyor. O yapmaya çalışıyor. Senin hocan 30 saniye çalıyor oyunda. Ya İrfan'ın kendisi, yani tacı hızlı kullanacağım diyen İrfan'ın kendisi isyan etti artık. Yani 2 evet. dakika kala madem oyuncu Valencia'yı falan oyunu alacaksın. 3 dakikada zaten oyunu kurtaracak değil. Zaten çok geç geldi diyor hamleleri. Yani, şimdi daha detaylandıracağız da. Şimdi Peran'ın yaptığı ne düşündüğünü ben de merak ediyorum. Ama Önder Hoca açısından baktığın zaman Oğuzhan'ı alması... Sonradan geçen hafta yaptığı değişikliklerle devam etti. Güveni alması ve son 2 dakikada aynı Valencia gibi ve Gökhan'ın oyuna girmesi vardı. Maça bakacak olursak iki takım da iyi mücadele etti. Kaybetmek istemediler, kazanmak da istediler. Ama maçın hak edeni var mı? Bence yok. Yani maçın normal sonucu beraberlik. Her iki taraftan hangisi de kaybetse hak etmeden kazanmış olacaktı. Hak edilen bir sonuç ama... İki tarafa da yaramayan bir sonuç. Evet, evet. Bu arada az önce onu söyleyecektim. Sandalyemde hareket ettiremeyince sandalyeyi söyleyemedim. Şeyi gördüm ben sosyal medyada. Bir gelir misiniz arkadaşlar? Sosyal medyada işte hocanın ağzından iki nokta üst üste deyip Erman Hoca'nın ardından bir şeyler paylaşmışlar. Külliyen yalan o. Onunla ilgili hukuki işlemleri de hoca kendisi de yapar. Biz de kanal olarak yapacağız. Çünkü bakıyorum orada tribünde... bizim aleyhimize tezahürata neden oluyor. Külliyen yalan, öyle bir şey söylenmedi, onu söyleyeyim de. Onu yapanlar da o işleri ayaklarını denk alsınlar, haklarında her türlü hukuki işlemi yapacağız. Onu söyleyeyim, hoca geldiğinde de kendisi adına konuşur. Buyurun hocam, şimdi yani bu tarz insanlarla, bu sosyal medya trolleriyle de uğraşma gibi bir dert var ama bazı siteler falan da yapıyor. Alıntılıyorlar sonra ama yani bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Kırk akıllı çıkaramıyor. Hoş olmayan şeyler maalesef. Ya, uğraşılmaması hocam, gereken ama uğraşılan işler. Sırf manipülasyon. Kafalarında bin tane tilki dolaşıyor. Neyi nasıl yapmak istediklerini bilemiyorum artık ama bir şeyleri karıştırmak isteyen çok sayıda insan var. Her şeyde, sporda, siyasette, ekonomide böyle araya böyle fitne atmaya çalışan, dikkatli olmak lazım. Ama onu yapanların da yanına kalmayacağı aşikar tabii. Hocam şimdi... Fenerbahçe iki kez öne geçti. Beşiktaş iki kez yakaladı. Josef bugün çok hırslı, çok istekli oynadı ama onun da hakkını teslim edelim bu arada. Yani Josef tek başına direndi hakikaten. Bakıyorsunuz bir penaltı golüyle mağlup duruma düşüyorsunuz. Josef oradan pozisyonu yaratıyor, vuruyor 1-1. Attı hele beraberlik golü, ikinci beraberlik golü. Rıdvan'ın ortası ve Josef'in kafası jeneriklik bir goldü. Çok güzel bir goldü. Onun yanında her tarafa ayak bastı. Ekstra bir mücadelesi vardı bugün. Yani kendini Fenerbahçe maçına karşı anormal şekilde iyi hazırlamış. Evet. Ekstra mücadele etmiş ve bunun sonucunu da iki tane güzel golle aldı.